Herkese selamlar dostlar. Borsa Mühendisliği'ne hoş geldiniz. Piyasalar analizi videomuza sizlerle birlikte başlıyoruz. Coinmühendisi.com'u da takip etmenizi. Kripto paralara ilgiliyseniz buradan birçok veriye anında ve ücretsiz şekilde ulaşabildiğinizi de hatırlatmak isterim. Aynı zamanda blok tarafından güncel ekonomik global haberleri aynı zamanda kripto ve borsa haberlerinde öğrenebilirsiniz diyelim. Ve videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabileceğinizi de hatırlatmak isterim diyelim. Ve şimdi hızlıca videonun ana konusu üzerinde duracağımız konu olan FED faizlerine gelelim. Bildiğiniz gibi biraz önce ABD enflasyon verisi açıklandı. Bu ayın verisi yıllık %3,7 olarak geldi. Bunun anlamını yorumunda biraz sonra sizlerle birlikte yapacağız. Tabi bundan önce ben artık FED faizlerindeki artışlar duracak mı? FED ne zaman faiz indirmeye başlayacak? Sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Bir sonraki FED faiz kararı 2 hafta 6 gün sonra yani neredeyse 3 hafta sonra gelecek ve beklenti %90 oranında faizlerin sabit tutulacağı yönünde evet ABD enflasyonu düşmüş olsa da geçen sene yaşadığımız o yüksek enflasyonlu döneme göre çok daha düşük seviyelerde olsa da henüz Fed'in hedeflediği limitlere gelebilmiş değil. Ancak öncü göstergelerde olumluluklar var. Öncü göstergeler böyle olduğu sürece tüketici fiyat endeksinin de Fed'in hedeflediği seviyelere gelmesini beklediğimizi ve Fed'in artık faiz artışlarına şahsen son verdiğini. Bundan sonra Fed'in faiz artırmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda zaten Fed faizleri pozitif tarafa geçmiş durumda yani enflasyon oranının üstünde bir faiz var daha fazlasının yapılması hem tahvil piyasasındaki sıkıntıları devam ettirecektir ki ABD 10 yıllıklarında yaşananları da sizlerle konuşacağız. Gerçekten burada yaşanan olaylar borsalara, kriptoya ve emtialara etki ediyor. Negatif bir etkisi var. Şimdi sizlerle hızlıca sonraki toplantılardaki beklentileri paylaşalım. 2023'ün son toplantısında da %71'lik bir oranla faizin sabit tutulması bekleniyor. 2024 yılına geçtiğimizde 31 Ocak'ta %68'lik bir oranda piyasa yine Faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Faiz artışı beklentisi %25'lik bir seviyede. Tabii ki önümüzdeki aylarda 2023 bitene kadar açıklanan enflasyon verileriyle bu beklentiler daha netlik kazanacaktır diyebiliyoruz. 20 Mart 2024 tarihine geldiğimizde %57'lik bir oran var. Faizin sabit tutulacağı yönünde ve artık faizin bir kademe 25 bas puan düşürülme beklentisi %21'e çıkmış durumda. 1 Mayıs tarihine baktığımızda artık piyasa %42 oranında yani faizin sabit tutulmasından bile yüksek bir oranda faizin düşmesini bekliyor. Yani bu ne demek oluyor? Artık FED tarafında faiz artışlarının sonuna geldik. Amerika tarafında daha fazla faiz artışı uygulanmayacak. Hatta bir hatta eğer önümüzdeki enflasyon verileri güzel gelir ve piyasalarda olumluluklar görürsek belki yavaş yavaş piyasa beklentisi 25 bas puan faiz azalışını bir öne çekmek isteyebilir. Mart 2023'e doğru çekmek isteyebilir. Sizlerle birlikte zaten buradaki veriyi takip ediyor olacağız. Peki şimdi enflasyon tarafına gelelim. Üretici fiyat endeksi Amerika'da dün açıklandı. Beklentinin üzerinde gelen bir üretici fiyat endeksi var. %0.5 şeklinde aylık gerçekleşti. Ve bu da yıllıkta görmüş olduğunuz gibi %2.2'ye denk getirdi. ABD üretici fiyat endeksini yani öncü göstergeyi. Peki bunun anlamı ne? Yani biz üretici fiyat endeksine neden bakıyoruz? Çünkü üretici fiyat endeksindeki artışlar doğal olarak ürünleri üreten insanların maliyetini arttırdığı için burada zamları beraberinde getiriyor ve bu da doğal olarak tüketici fiyat endeksine yansıyor. Tüketici fiyat endeksini yani tüfeyi yükseltiyor. Tüfe verilerine de baktığımızda bu ay beklentinin biraz üzerinde gelen %0.3 ken beklenti 0.4 olarak gelen bir tüfeyi görüyoruz. Yıllıklandırılmış şekilde baktığımızda da beklentinin %0.1 üzerinde %3,7 olarak geldiğini görüyoruz. Buradaki enflasyona baktığımızda Fed'in tüfeği %2 bandına indirmek istediğini biliyoruz. Henüz bu hedef gerçekleşmiş değil. Ancak tüketici fiyat endeksi tarafında yıllık taraftan bakacak olursak bu hedeflerine aşağı yukarı ulaşabildiklerini ve aslında aylardır %2 bantlarında gezen bir üfenin olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim için gelecek için olumlu bir durum. TÜFE tarafında henüz alınacak yol var ancak mevcut faiz şartlarıyla ve piyasadaki paranın çekilmesiyle beraber ben TÜFE'nin de yakın zamanda %2'lere doğru yolculuğuna başlayacağını düşünüyorum diyebilirim. Peki bu sadece enflasyonla alakalı bir durum mu? Tabii ki hayır aynı zamanda işsizlik oranı da bizim için oldukça önemli. Öncelikle ABD'deki işsizlik oranındaki bazı sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda işsizlik oranının %3.8 olduğunu görebiliyorsunuz ama ABD işsizlik oranındaki hesaplamaları ben açıkçası doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? part time iş. mesela bir kişi iki tane part time iş bulduysa bunu iki dolmuş iş yani sanki iki kişi iş bulmuş gibi paylaşabiliyorlar ve bu da aslında hesaplamalarda hatalar çıkarabiliyor. Şu anda %3.8 olarak görüyoruz işsizlik oranını ama normalde %6'lar seviyesinde belki şu anda bunu kesinlikle bilmiyoruz. Ancak FED direkt olarak buraya baktığı için işsizlik oranı henüz düşük daha fazla ben bunu artırabilirim kafasıyla faizleri yüksek tutmaya devam edebilir. Burada tehlike var ancak bu ay işsizlik oranının beklentinin üzerinde gelmesi aslında Fed'in de elini birazcık sıkıyor. Faiz artırımlarında beklemeye geçiriyor diyebiliriz ki son aylarda 2023'ün başlangıcından itibaren ortalama %3,5 gibi kalan işsizlik oranının yavaş yavaş 3.8'lere yükseldiğini de görebiliyoruz. Geçtiğimiz 2 ayda paylaşılan veriler bu şekilde işsizlik oranı yükselmeye devam ederse bu bize direkt olarak Fed'in elinin sıkılaşacağının sinyalini verebilir. Diyelim ve dolar endeksi tarafını sizlerle incelemeye başlayalım. Dolar endeksi bildiğiniz gibi Amerikan dolarının diğer güçlü para birimlerine, global para birimlerine karşı olan gücünü gösteriyor ve şu anda sizlerle daha önce paylaştığımız kanalı kırıp 105 direncinde aşıp burayı destek haline getirdiğini görebiliyoruz. Yani şu anda Amerikan doları güçleniyor. Fed'in de amacı buydu. Ancak Amerikan dolarındaki güçlenmenin ardında bazı problemler de yatıyor. Fed'in güçlü bir Amerikan doları görmek istediğini biliyoruz. Ancak Amerikan dolarındaki bu güçlenmenin yanı sıra Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki artış da devam ediyor. Şu anda tepemiz %4.9 civarı. Burada burayı iki kere deneyip aşamadık ancak Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki bu hızlı yükseliş bize bazı problemleri beraberinde getiriyor. Amerikan 10 yıllıkları neden bu kadar önemli? Alt tarafı bir tahvil deyip geçebilirsiniz. Ancak tahvillerdeki faiz yükselişi aslında tahvillerin satıldığını gösteriyor. Yani tahvillerin fiyatı düşüyor. Global tarafta Amerikan 10 yıllık tahvilleri gerçekten çok büyük bankalar tarafından tutulan, çok büyük hedge fonlar tarafından, emeklilik fonları tarafından yani aklınıza gelebilecek neredeyse tüm büyük finans kuruluşları tarafından tutulan bir tahvil ve aynı zamanda büyük şirketler keş tutmak yerine bu tahvilleri tutmayı tercih ediyor. Neden bu yönde bir tercih var? Çünkü kimse keşi direkt olarak tutmak istemez. Kasanızda duran keş enflasyona ezilir. Ancak siz tahvil tutuyorsanız, özellikle Amerikan 10 yıllık devlet tahvili gibi uzun vadeli bir tahvil tutuyorsanız, rezerve ettiğiniz paradan faiz de kazanabilirsiniz. Ülkelerin de rezerv tutarken bu tahvilleri tercih ettiğini söyleyebilirim. Ancak son zamanlarda görebildiğiniz gibi günlük grafiklerde incelediğimizde Amerikan 10 yıllık tahvillerinde ciddi bir rally var. Yani bunu rezerv olarak tutan bankalar, ülkeler vesaire aslında şu anda zarar ediyor. Ellerindeki tahvilin değeri düşüyor. Bu tahvilleri teminat olarak gösterip borç alan insanlara, bankalar şu anda borç veren kredi kurumları teminat tamamlama çağrısı yapıyor olabilir. Çünkü ciddi bir yükseliş var. Senin teminatının değeri düşüyorsa ya borcunu geri ister ya da teminatını tamamla, daha fazla teminat göster. Şeklinde problemler yaşanabilir buradaki faiz oranının yükselişi devam ederse bunları da ileriki dönemlerde görebiliriz ki zaten bu banka batışlarının yaşandığı Silicon Valley Bank'in vesaire battığı dönemde tahvillerdeki düşlerinde önemi ciddi anlamda yüksekti. Peki biz burada neyi görmek istiyoruz? Şu anda evet %4.9'a yakın seviyelerde bir tepe gerçekleştirdik ama bu yeterli değil. RSI'nin de dinlenme konumuna geçtiğini aşağı alıştan görebiliyoruz. Yani yeni bir yukarı gidiş görürsek borsa tarafına negatif etkisi olabilir. Bunu da sizlerle konuşacağız. Ancak Amerikan 10 yıllıklarının yavaş yavaş geri çekilmeye başlaması, %4 bölgelerine doğru gelmesi tüm piyasalar adına olumlu olacaktır ancak şu anda bunun için erken olduğunu söyleyebilirim. Evet bir geri çekilme gördük ancak bu geri çekilmenin yeterli olmadığını şimdilik söylemek daha doğru olacak. Move endeksine baktığımızda da zaten bu durumu görebiliyoruz. Move endeksi bono tahvil piyasalarındaki volatiliteyi bize gösteriyor. Aslında hani VIX endeksi gibi bir korku panik endeksi. 2020 Covid krizindeki move endeksinin yükselmiş olduğu yeri görüyoruz. Bakın şurası da aslında o Amerika'da o batan bankaların olduğu dönem 2020'nin bile üzerine çıkmış. Aşırı korku seviyelerine gelmiş bir endeks. Buradaki olayların aslında bize yansıdığından çok daha büyük olaylar olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu endeksin de aşağı doğru düşmesi aslında piyasadaki tahvil krizini çözecektir. Şu anda bu tahvilleri satın alan yok arkadaşlar. Şu anda tahvil piyasasında böyle bir sıkıntı var. Tahvil piyasasına alıcı gelmediği sürece biz kolay kolay piyasalarda bir rahatlama görmeyeceğiz. Ancak bunun da yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki aylarda artık bu tahvil piyasasına da yavaş yavaş insanlar girmeye başlayacaktır. Aylıklarda bakacak olursak zaten çok uzun bir süredir gelen ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş trendinin kırılmış olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu da oldukça önemli bir durum ancak bunun aşırı kalıcı olacağını şahsen düşünmüyorum. Aşırı kalıcı olması durumunda bu küresel bir ekonomik krize delalet olacak, daha fazla yükselmeye devam edeceğini şahsen pek beklemiyorum deyip Amerikan borsa tarafına geçecek. Olursak günlük grafiklerde inceleyelim. Amerikan borsalarında da mevcut da bir düşen trend yapısı hakim. Ancak burası artık aşırı satış bölgesinden de çıktı. RSI günlükte yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Burada bir düşen trendimiz var. Bu düşen trende dikkat etmek gerekiyor. Güzel bir tepki gördük. Ancak S&P 500 endeksi 4450 seviyelerine doğru yaklaşırsa bu seviyelerde tekrardan satıcılarla karşılaşabilir. Yani buradaki aşağı yönlü bir kanal yapısının devamını görebiliriz. Ancak bu kanal yapısının devamında ben kırılacağını düşünüyorum. Özellikle Fed'in artık faiz artırmadığını gören piyasa bunu olumlu karşılayacaktır. Nasdaq tarafına bakarsak orada da aşağı yukarı benzer bir tablo var. Burada da bir düşen trendimiz var. Bu düşen trende 13.800 dolaylarına doğru bir tepki gelebilir. Ancak kırılırsa bunun hem Türk borsasına hem de kripto paralar tarafına avantajının olabileceğini söyleyebilirim deyip şimdi hemen BIST düzen endeksine bakalım. BIST 100 endeksinde şöyle bir risk var arkadaşlar. Artık buradaki endeks hareketi yavaş yavaş yükselen kama formasyonu dönüşüyor gibi gözüküyor. Aslında buradaki kama formasyonunda ikinci sebebi beni tedirgin etmesinin RSI'daki düşüşler. Yani fiyat yükseliyor ancak şu an mevcut tepe bir önceki tepenin hemen biraz yukarısında, dip de aynı şekilde hemen biraz yukarısında oluşmuş. Yani artık buradaki yükselişin zayıflamaya başladığının habercisi. RSI'da da günlük RSI'da da bunu görebiliyoruz. Fiyatta tepeler yükselirken RSI'da tepeler alçalıyor. Yani yükselişin artık zayıfladığını görebiliyoruz. 4 saatlik grafiklerde daha net bakacak olursak benim benim izlediğim kritik seviye 8170 puan seviyesi. Bunun altında biz bu yükselen kamanın alt desteğine doğru bir hareket gerçekleştirebiliriz. Hemen kırılmasını beklemiyorum. En azından bir tur daha yukarı hareketini yapabilir. Ancak bunu kırması durumunda yüksek ihtimalle hemen şöyle bir hedeflememizi alalım. Bir alt desteğimiz olan seviyeye doğru geri çekilmelerin gerçekleşeceğini bekleriz. Yani burada gördüğünüz 7000 puanlara doğru bir geri çekilmenin yaşanabileceğinin uyarısını şimdiden yapalım. Aşırı risk almış bir yatırımcıysanız riskleri azaltmanın faydası olabilir ya da stop loss emirlerini oldukça düzgün şekilde kullanmaya başlamanın zamanı gelmiş olabilir. Yarın düşeceğiz demiyorum, hemen düşeceğiz demiyorum. Ancak buraya dikkat etmenin gerekliliğini sizlere vurguluyorum deyip şimdi hızlıca altın tarafına bakalım. Altın uzun zamandan beri satışıyor. Zaten 2075 dolar seviyesini aşamadığını da görebiliyoruz. Altının son zamanlardaki gerçekten en önemli direnci burası oldu diyebiliriz. Aşağı bölgelerde alıp yukarı bölgelerde satanlar güzel trade karları ettiler bu seviyede. Bir görmüş olduğunuz gibi Mayıs 2023 tarihinden bu yana gelen bir satış var. Artık bu 1808 desteğine kadar ilerlemişti. Bu satış aşırı satış bölgelerine gelmiştik. Şu anda altın kendini toplamaya çalışıyor. Burada da bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendi kırıp kıramayacağını ileriki seviyelerde göreceğiz. Buraya kırma sorununda yeniden 2075 denenecek. Ve burada önemli olan şey eğer ben bu 2075 dolar üzerinde sabitlik, kalıcılık yaşanabileceğini görürsem altında güzel bir rally, geleceğe yönelik çok iyi bir rally beklentisine gireceğim. Bu da ne zamana denk gelebilir? Artık Fed'in faiz artışlarının kesinlikle bittiğine kendi ağızlarından duyduğumuzda ve yavaş yavaş faiz düşüşlerinin konuşulmaya başlandığında böyle bir rally yaşanabilir. Parasal genişleme senaryosuna geçilmesi konuşulduğu anlarda ben bunu beklemeye devam edeceğim deyip hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafında da aslında altında oldukça benzer bir yapı. Hakim haftalık grafikleri alırsak daha rahat göreceğiz gümüş tarafındaki durumu. Altına nazaran daha belli yapılar içerisinde bir hareket görüyoruz. Burada iki bandımız var. Destek bandımız 20.5 dolar. Direnç bandımız da 27 dolar seviyesine doğru bulunuyor. Ve burada bir aşağı bir yukarı buradan al buradan sat şeklinde yine insanlar trade'ine devam ediyor. Gümüş tarafında da yakın vadede kolay kolay 20.45'in kırılacağını düşünmüyorum. Çünkü mevcut konumda bile bu seviyeyi şu anda iki kere destek haline getirdik. Ancak olur da kırılırsa altın tarafına da dikkat etmek lazım. Gümüş tarafında ilk desteğimiz 17.45 civarı olacak altında beklediğim senaryo aynı şekilde gümüşte 27 doların üzerine geçerli olacak yükseliş senaryosu. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum deyip Bitcoin tarafını konuşmaya başlayalım. Videonun son analizde Bitcoin tarafında olsun. Öncelikle bir uzun vadeli haftalık grafikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki düşüş trendimizin sonuna geldik. Ancak tüm düşüş trendi bitti mi? Böyle bir şeyin sonuna geldik mi? Maalesef bunu söyleyemiyoruz. Zaten burada gördüğünüz 32 bin direnci bizim uzun zamandır canımızı sıkmaya devam ediyor. Şuradaki seviye hatta buradan alırsak çok daha net olacak. 31 bin 750 seviyesi. Şimdi günlüklere inelim grafiklerde günlük grafiklerde inceleyelim. Günlükte aslında çok da olumlu bir görüntü hakim değil. Özellikle 27.000 seviyesinin kırılması 4 saatliklerde çok daha belli edecektir. 27 27.000 seviyesinin buradaki seviyenin kırılması Bitcoin'in elini zorlaştırmış durumda şu anda bir an önce dönmesi gerekiyor. Yukarı doğru eğer ABD borsalarında olumlu bir durum oluşursa Bitcoin'in de güçlenebildiğini görürüz. Ancak böyle bir durumun olmaması durumunda yeniden 25 bin dolar seviyesine buradaki desteğini dönme ihtimalini konuşacağız. Buranın altında kalması da Bitcoin ve diğer kripto paralar için hiç olumlu olmayacaktır. Ancak kısa vadede piyasada çok ciddi bir durum, çok ciddi bir haber yaşanmadığı sürece böyle bir şeyin olmasını beklemiyorum. Eğer gerçekten önemli bir durum yaşanırsa yani bildiğiniz gibi kripto piyasasının kendine has haberleri de var işte büyük bir borsanın batması, büyük bir projenin hacklenmesi vesaire gibi bir durum yaşanırsa Tabii ki bunları görürüz. Ancak marketin güncel seyrinde ben 25 bin altında en azından kısa vadede beklemiyorum. Hatta ve hatta yeniden yakın zamanda 32 bin seviyelerini deneyebilirsek önü çok daha açık olacaktır. Aylık grafiklerde bakacak olursak önceki boğalarla karşılaştırmak açısından gördüğünüz gibi zaten 2017 boğasında da bu yaşandı. Önceki boğalarda da rally'nin ardından bir tepe oluşumunu bekleriz. Bu tepe oluşumunda Fibonacci seviyeleriyle bakarsak 618.05 arasında olacağını görebiliyoruz. Önceki boğalarda da aynı şekilde bunun hakkında da istiyoruz sanız bir video yaparım burada eğer aynı Tepe oluşsaydı 42 48 bin arasına doğru gitmemiz gerekliliğinde de net bir şekilde görebiliyoruz. Bu seviyelere eğer gelecek olursak burada yavaş yavaş kripto piyasasındaki ağırlığı azaltabiliriz. Parasal genişleme dönemine girilmediği sürece ben böyle bir şey beklemiyorum. Ancak şunu unutmamak lazım. Bitcoin'in ödül yaralanması için bir yıldan az bir süre kaldığını konuşabiliriz. Bu zamanlara doğru bu haberin etkisiyle bu seviyelere yükseliş gelebilir. Sonrasında bir düzeltme. Yüksek ihtimalle bu düzeltme nereye kadar gelebilir? Covid döneminde yaşanan bu fitili saymazsak 2020 yılında hemen bu düzeltmenin nerelere geldiğine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 618 8'in biraz alt, altına sarkıyor. Hemen onu da yapalım. Diyelim ki buradan 45.000 seviyelerine doğru bir yükseliş gerçekleştirdik. 45 bin seviyelerine doğru bir yükselişin ardından tekrar şu anda bulunduğu fiyat bandına 27-30 bin dolar bandına geri bir düzeltme ve sonrasında sonraki bu anın devamını görebiliriz diyelim ve videoyu burada noktalayalım. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Sorularınızı ve analizini istediğiniz pariteleri de yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.